Merhabalar, Çatal Sofrası'ndan sevgilerle. Bugün bir kaskarikas yapacağız. Kaskarikas kabakla yapılıyor. Aslında bir fukara yemeği. İspanya'dan göç eden seferatlı Yahudilerinin yemeği, İstanbul'a taşıdıkları bir yemek. Kabakları ziyan etmemek üzere planlanmış bir değerlendirme mezesi. İstanbul meyhanelerinde önemli mezelerinden biri olmuştur. Biliyorsunuz kabak yapmak için kabukları soyuluyor ve bu güzelim kabuklar atılıyor. İşte bunu atmadan yemek yaptığınız zaman çok değerli, çok besleyici bir başka çatal sofrası üyesi doğuyor. Kaskarikas için kabağın yeşil kabukları çok ince olmayacak bir şekilde kesiliyor. Daha sonra bu kabuklarından arındırılmış kabağı tabii ki mesela kabak böreği, gene aynı kültürden bir kabak böreği için kullanıyorlar. Peynirle, unla, tavada ya da fırında yapılmış kabaktan, rendelenmiş kabaktan börek yapıyorlar. Kaskarikasla birlikte yiyorlar. Böylece kabağın her tarafı değerlendirilmiş oluyor. Şimdi biz bu ayırdığımız kabakları işte böyle bir 3-4 santimlik yarı kare yarı dikdörtgen kesiyoruz. Bunlarla birlikte bir yeşillik içine katmak güzel olacak. Dereotu konulabilir. Ben taze kereviz yaprağını tercih ediyorum. Kaskarikasının içine birçok şey koyabilirsiniz. Yeşillik olarak. Maydanozla yapan var. Dereotuyla yapan var. Ama ben aromatik şeylerden hoşlanıyorum. Bu da çok baharlı, güzel kokulu, kerevizden farklı aslında bir yeşilliktir kereviz yaprağı. Şimdi biraz da içine iyice ince ince kıyılmış sarımsak da doğrayacağım. Mümkün olduğu kadar ince, küçücük parçalar. Bunu rendeleyerek de yapabilirsiniz uygun bir rendeniz varsa. Kaskarikasın en büyük özelliği ekşili olması. Aslında bir ekşili kabak. Önce zeytinyağı koyuyoruz bir tavaya. Sonra hepsini çiğden atıyoruz. Ben sarımsakları koyuyorum önce. Hepsini bir arada pişireceğiz. Sonra da kabakları atıyoruz. Biraz tuz ekliyoruz. Ve ben önümüzdeki günlerde hep bu tuzu kullanacağım. Bu bir Çerkez tuzu. Bildiğimiz kaya tuzu. Kurutulmuş biberle, etli tatlı biberle, cevizle, ve en önemlisi kişnişle karıştırılarak baharatlandırılmış bir tuz. Bütün Kafkasya'da çok Gürcülerde, Apazlarda, Ermenilerde, Azerilerde kullanılan bir tuzdur. Bundan biraz üzerine ekliyorum. Biraz kavuracağım. En sonda limon
Ve mevsimi olursa tabii erik, taze erik, yeşil erik koymak gerekir. Çok az ben öldürüyorum böyle tavada. Bir buçuk limon sıkıyorum. Hemen ekşisin. Artık kendi suyuyla kavrulacak. Üzerine bir kapak kapatacağız. Kendi suyuyla pişmesini bekleyeceğiz. Kaskarikası soğutacağız tabii ki. Tabağı ben hazırladım. Üzerine biraz yeşil tane biber çekiyorum. Ve biraz daha kereviz sapı doğruyorum. Evet, çatal sofrasının bir başka üyesi, eski bir Musevi mutfağından kaskarikas ya da kaşkarikas. Soğutacaksınız tabii, zeytinyağlı. Nefis bir mezedir. Afiyet olsun, görüşmek üzere.